Merhaba, 6. Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz her pazartesi günü bu saatte yayınlanıyor Şehir Hepimizin programı ve İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanıyor. Bugünkü başlığımız anayasalarda yerellik. Bu konuyu konuğumuz Osman Can'la görüşeceğiz. Kendisi anayasacı. Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu üyesi ve 25. dönem milletvekili. Eski milletvekili yani. Peki, eski milletvekili. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu yerellik yerinden yönetim, ademi merkeziyet, bunlar hep birbiriyle ilişkili, birbiriyle benzer kavramlar. Bugün bu konuları biraz anayasayla ilişki çerçevesinde ele almaya çalışacağız. İsterseniz tarihi bir süreç içerisinde bakalım, ele alalım konuyu. Hem Cumhuriyet dönemi hem de Osmanlı dönemindeki anayasal metinlerde bu yerellik ne kadar vardı, nasıl vardı? Buradan belki başlayabiliriz. Tabii ki. Buyurun. Bir metin gösterimi olmayacak değil mi şeyde? Bir iki görselimiz var. Evet, arkadaşlar abi, verecekler. Evet. Bir kere yerellik niye bir tartışma konusu bizde? Yani niye bunu masaya yatırmak istiyoruz? Herhalde buradan bir girmek gerekiyor. Demokrasi tarihiyle yerellik, yerel yönetimler aslında at başı gidiyor. Birbirleriyle bağlantılı olan bir şey. Demokrasi biz halkın, halk adına halk tarafından yönetilmesi olarak nitelendiriyoruz. Yani bu bizim bildiğimiz Abraham Lincoln'dan bugüne kadar gelen klasik tanım, en basit, en özet tanım demokrasi. Eğer halkın halk tarafından yönetilmesi söz konusu ise halkın halk tarafından en yakın merkezden, kendilerine en yakın olan merciden, karar mercilerden başlayarak merkeze kadar, işte ülkenin başkentine kadar olan bütün aşamalarda yönetime katılmaları demektir. Bu da ister istemez yerelliği ortaya çıkarıyor. Yani mahallem hakkında kararı kim verecek? Benim babamın, dedemin, çocukluklarının, hayatlarının geçtiği, dolayısıyla bir anı, bir arşiv, bir hatıra değeri olan yerlerle ilgili düzenlemeler, imar düzenlemeleri, kaldırım düzenlemeleri vesaire. Yani hatırat vardır orada, güçlü bir arşiv vardır. Toplumlar arşivlerle, toplumlar hatıralarla var olur. Kültür bu şekilde ortaya çıkar. Dolayısıyla bunlarla ilgili kararı kim verecektir? Nasıl yapılacaktır vesaire? Bunların hepsi yerellikle bağlantılı. Dolayısıyla demokrasi eğer bahsediyorsak, halkın kendi kendine yönetimi dersek eğer, insanların kendi mahallelerinden, sokaklarından, caddelerinden başlayarak sonra semtlere, semtlerden sonra şehirlere, şehirlerden sonra ülke yönetimine her bir aşamada aslında kendi kaderi hakkında karar vermesidir demokrasi. Yerellik burada başlıyor zaten. Dolayısıyla yerelliğin olmadığı yerde demokrasiden söz etmek biçimsel olarak mümkündür de ama öz itibariyle çok fazla mümkün değildir. Eksik kalacaktır. Çok ciddi bir eksiklik vardır. Çok ciddi bir eksiklik vardır. Yerellik bu açıdan çok önemli. Böyle önemli olduğu için de demokrasi mücadelesi, anayasacılık mücadelesi, halkın yönetimde söz sahibi olma konusundaki mücadelesi ne paralel bir mücadeledir aslında yerellik. Osmanlı dönemine bakıldığında anayasacılık faaliyetinden önce aslında bir yerelleşme faaliyeti vardır. İşte Senedi İttifak'tan başlayarak sadece merkezde Padişah II. Mahmut'un sözünün her konuda geçerli olması değil ama ayağının yani lokal bölgelerdeki yöneticilerin, fiili iktidar odakları artık neyse, ayağınların ya da derebeylerin bunların da artık söz sahibi olması. Kendi bulundukları bölgelerde tabii ki padişaha bağlı olmak şartıyla ama söz sahibi olması yönündeki çabasının ifadesidir Senedi İttifak. Ha, ne kadar geçerli olmuştur, ne kadar uzun ömürlü olmuştur bu ayrı bir tartışma konusu. Oradan başlıyor. 1839 yılından itibaren Türkiye'de yerel seçimler başladı. Yani Türkiye'de demokrasi deneyimi, seçim deneyimi falan deyince öyle 1950'de başlamış değil aslında. Oldukça geçmişten başlıyor. 1839. Bu açıdan bakıldığında hani Avrupa tarihinin çok, demokrasi tarihinin çok da gerisinde bir yerde, bir noktada değil aslında Türkiye anayasacılık tarihi. Ve yerelleşmeyle başlıyor. Yerel seçimlerle başlıyor. Sonra gayrimüslimlere özellik verilmesi, dini cemaatlerin tanınması, gerçi dini cemaatlerin tanınması meselesi Osmanlı'nın önemli aslında toplumsal kodlarından birisi. Dini özellikler, millet sistemi dediğimiz şey de o.
Yani Müslümanlar bir millet, Hristiyanlar bir millet, Yahudiler bir millet, işte Ermeniler kendi içlerinde, alt milletler vesaire, bu şekilde millet sistemi vardır, kavram vardır. Bunlar dini parametrelere göre şekillenen kavramlar ve burada da özellikler vardır belli ölçülerde Osmanlı'da. Bu özelliğin Senedi İttifak'tan sonraki ıslahat fermanlarında bir şekilde anayasal belgelerle korunmaya çalışıldığını, hem içe doğru hem de dışa Avrupa güçlerine güvence verme suretiyle kurumsallaştığını görmeye başlıyoruz. Tanzimat Fermanı ile birlikte yerel yönetimler güçlü hale geliyor. Ardından 1876 Anayasası'na geldiğimizde ilk bir anayasal belgede biz yerel yönetimleri görüyoruz. Bu yerel yönetimler işte illere, iller, livalar, ondan sonra kasabalar diye yanlış hatırlamıyorsam ayrılıyor. Ve aynı zamanda özellik tanınıyor. Fakat sadece yerel yönetimlerin özellikleri değil, aynı zamanda cemaat yapıları itibariyle de özellikler vardır. Bu da bir nevi yerelleşmedir aslında. Bir nevi. Yani tam anlamıyla, klasik modern anlamda anladığımız anlamda yerleşme kapsamı içerisinde girip girmediği tartışmalı olabilir ama bu da bir nevi yerleşme. Yani merkezi otorite karşısında yerelde, lokalde bir arada şu ya da bu özellik çerçevesinde yaşayan insanların bu özellik çerçevesinde yaşamlarının bir güvence altına alınması, burada bir özelliğin doğması. Bu açıdan bakıldığında dini özellikler ve dini yerellikler Osmanlı Anayasası'nda bir güvence olarak giriyor. Tabii orada durmuyor. Yani Osmanlı bir yandan bu reformları sağlarken Osmanlı ayakta durmaya çalışıyor. Hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Osmanlı yıkılıyor. Osmanlı'nın bütçesi zayıf. Osmanlı çok ciddi bir şekilde borçlu. Ulusalcılık faaliyetleri nedeniyle Osmanlı toprak bütünlüğünü koruyamıyor. Çok uluslu bir devlet. Aynı zamanda uluslararası düzlemde bakıldığında Osmanlı'nın parçalanmasında ciddi bir şekilde yararı bulunan işte Rusya, İngiltere, Avusturya, Macaristan, Fransa. Bunların etkileri vardır. Osmanlı hakikaten bir beka sorunuyla karşı karşıya. Bir yandan bu beka sorununun üstesinden gelmek için merkezileşmeye çalışıyor. Bir yandan da insanları bir arada tutmak için işte ufak tefek yerel özellikler vermeye çalışıyor. Bir denge bulmaya çalışıyor. Kolay bir denge değil tabii ki. Ama zaman içinde 1876 Anayasası'ndan sonra da bu özelliklerin hani dağılma dinamiği diyelim. Onu çok fazla engellemeyeceği görüldüğü zaman Osmanlı'da çok ciddi bir merkezileşme eğilimi ortaya çıkıyor. Genç Osmanlılarla birlikte başlıyor. İttihat ve Terakki ile birlikte doruk noktasına ulaşıyor. 1913'e geldiğimiz zaman Osmanlı'da bütün her tarafı itibariyle katı merkeziyetçi bir şekilde yönetilen, bütün kararlar merkezden alındığı bir yapıya dönüşüyor. Tabii daha önce yerelleşme Osmanlı'nın dağılmasını engellemediği gibi katı merkeziyetçilik de Osmanlı'nın dağılmasını engellemiyor. Yani dağılmakta olan artık yani dağılma ve parçalanma dinamiği çok güçlü bir şekilde işlemeye başlamış olan bir Osmanlı'yı ufak tefek reformlarla kurtarmak, koruyabilmek çok fazla mümkün değildi. Peki Cumhuriyet dönemine geçersek? Şimdi Cumhuriyet dönemine geçmeden önce yani yine Cumhuriyet dönemiyle bağlantılı onun bir ön aşaması olan 1924 Anayasası'na aslında bakmakta yer var. Peki. Katı merkeziyetçilik 1918'de Osmanlı'nın çökmesiyle sonuçlanıyor. Tabii ki sadece katı merkeziyetçi olduğu için çökmüyor. Dediğimiz gibi başka faktörler çok güçlü. Ama katı merkeziyetçilik deneyiminden çok yarar sağlanmadığı anlaşılıyor. 1918'e doğru gelindiğinde hiç olmasa Anadolu'nun ayakta kalması lazım. Hiç olmasa Anadolu'yu korumamız gerekiyor. Bu katı merkeziyetçilik tercihinde bulunanların da geldiği bir nokta. 1918-19'lar, 20'ler. İnsanları bir arada tutmamız gerekiyor. Son kaleyi, Anadolu'yu korumamız gerekiyor. Bunu nasıl sağlayacağız? Anadolu topraklarında yaşayan ve bir arada yaşama iradesi gösteren figürleri, unsurları, onların gönüllü birlikteliğini sağlamak suretiyle yapabiliriz. Bu nasıl olur? Bu da yerel özellikler sayesinde olur. 1921 Anayasası ortaya çıkıyor. Ve 1921 Anayasası'na bakıldığında Cumhuriyet tarihinin, Osmanlı tarihinin gördüğü en güçlü yerel yönetim sistemi var. Şura sistemi var. Vilayet sistemi vardır ve tam anlamıyla bir özellik söz konusu. O kadar ki anayasanın, yani anayasa maddelerinin yarıdan fazlası yerel yönetimlerle ilgili. Bu nedenle bazı anayasacılar 1921 Anayasası'nın anayasa değildir diye etiketleyebiliyor. Tabii ki bazı eksiklikleri vardır. Örneğin yargı kısmı orada düzenlenmemiştir. Neden düzenlenmedi ya da düzenlemenin ne anlama geldiği konusunda kafa yormadan, madem yargı kısmı yok o halde bu bir anayasa değildir diyor. Bir de bir anayasada bu kadar yerel yönetimler olur mu? O halde bu bir anayasa değildir diyenler de vardı. Ben iki görüşe de katılmıyorum. Yerel yönetim tercihi
anayasanın en önemli sorunu. Yani bir ülke yerel yönetimlerin özerk olduğu bir ülke mi? Yoksa katı merkeziyetçi bir ülke mi? Adem merkeziyetçi bir ülke mi? Bunlar bir ülkenin anayasal düzeninin, devlet-toplum ilişkilerinin ne olduğu, insanların özgürlüklerinin gerçekte hayata geçip geçmediği sorularına cevap verebilecek olan hususlar. Bu yüzden tam anlamıyla anayasa meselesi. Ve bu açıdan bakıldığında 1921 Anayasası kadar bu konuda daha demokratik davranabilen, daha demokratik tercihleri bulunabilen hiçbir anayasa olmadı. 1921 Anayasası, yerel yönetim özelliğini çok ileri bir noktaya taşımış. Hatta belki bir cümle olarak şöyle demek mümkün. Küçük bir kararla çok büyük değişikliklere girmeye gerek kalmaksızın federalizme dahi dönüşebilirdi anayasa. Neredeyse. Anayasanın, ben şimdi maddesini şuradan bulabilirsem belki bakabilirim ama, anayasanın maddelerine baktığımız zaman, örneğin merkezin yetkileri sayılmış. Ondan sonra bir de yerel vilayetlerin yetkileri sayılmış. Merkezin yetkileri, vilayetlerin yetkilerine baktığımız zaman mesela, dahili, yani iç ve dış siyaset, ondan sonra adli, yargısal meseleler, askeri meseleler ve uluslararası hükümet ile hükümetin genel sorumluluğunu doğuran hususlar merkez hükümete aittir. Onun dışındaki bütün hususlar neredeyse yerel yönetime aittir. Yani yerel yönetimler üniversite kurulup kurulmaması, üniversitelerde nelerin okutulması gerektiği konusunda karar verebilecek olan mercilerdir. Milli eğitim diye bir şey yoktur. Yerel yönetimler eğitim konusunda yetkilidir. Ziraat konusunda yerel yönetimler yetkilidir. Ekonominin genel, yani her bir bölgenin ekonomik kararları, ekonomik tercihleri yerel yönetimlere aittir. Bütün bunların hepsi yerel yönetimler. Sosyal yardımlar, vakıf, ziraat, ondan sonra sağlık meselesi, medreseler, bunların hepsi teker teker saymış burada. Bütün bunların hepsi yerel yönetimlere aittir. Yani bugünle kıyaslaması çok fazla mümkün değil. 1924 Anayasası'nda ise, geçişte ise bu... Biraz önce okuduğunuz faktörler mi bir yerde 1924 Anayasası'na geçişi zorluyor? Çünkü bir beka sorunundan da bahsettiniz. Böyle bir algı da var. Evet. 24 Anayasası'ndaki değişimin esas kaynağı nereden geliyor? Şöyle söyleyelim. 1924 Anayasası'nda önce yani neyin değiştiğine belki bir bakmakta yarar var. 1924 Anayasası 1921 Anayasası ne dediyse tersini yapan bir anayasa. Öyle söyleyelim. Yani izleyiciler açısından belki bu daha açıklayıcı olabilir. Ne diyorsa tersini söyleyen. 1921 Anayasası yerel yönetimler konusunda yerel yönetimlere özerk kılan, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimleri genel yetkili kılan, yerel özelliklere önem veren bir anayasa. 1921 Anayasası resmi dilin ne olduğunu söylemeyen bir anayasa. 1924 Anayasası resmi ideolojiyi barındırmayan bir anayasa. 1924 Anayasası bütün toplumsal çeşitlilikleri kurucu olarak kabul eden bir anayasa. 1921 Anayasası bunlar. 24 ise bunların tam tersi ise eğer ne anlama geldiğini aşağı yukarı tahmin edebiliriz. 1921 Anayasası ülkenin merkez yerel fark etmiyor. Yönetiminin bizzat bilfil halkın katılımına dayanması gerektiğini söyler. 1924 Anayasası bunun tersini söyler. Böyle bir şey kabul etmiyor. Bu açıdan bakıldığında 1921 Anayasası ile 24 Anayasası'nın siyasal tercihlerinin nasıl radikal bir şekilde farklılaştığını görebilirsiniz. Orada şu hususun altını çizmekte yarar var. Hani beka kaygısı dedik ya, beka kaygısı eyvah acaba ülke nereye gidiyor, ne oluyor, ne bitiyor, nasıl bundan sonra ayakta kalabiliriz, Anadolu'yu koruyabilir miyiz kaygısı bu her zaman mümkün ama... Böyle bir kaygı insana bazı tercihler yaptırabilir. Önemli olan hangi tercihi yaptınız, hangi tercihte bulunduğunuz. Osmanlı beka kaygısıyla gittikçe merkezleşti, Osmanlı çöktü. 1920 Meclisi işgal altında olan bir ülkenin meclisiydi. Hani beka kaygısı 1920'den daha fazla olduğu bir dönem olmuş mudur Türkiye'de? İstanbul işgal edilmiş vaziyette, İzmir işgal edilmiş vaziyette. Yani Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmı Ermeni hegemonyası altında. Ondan sonra diğer taraftan Fransızlar yukarıya doğru yürüyor, Sivas taraflarına doğru ilerliyor. Yani geriye bir şey kalmıyor. Beka kaygısı eğer dersek bundan daha fazla, daha ağır bir şekilde o kaygı
yı hissedebilecek başka bir dönem var mı Türkiye'nin? Ama burada 1920 Meclisi'nin tercihi çok önemli. 1920 Meclisi eyvah, beka, ülke elden gidiyor. O halde bütün yetkileri merkeze toplayalım demiyor. Tam tersini diyor. Evet, eyvah, ülke elden gidiyor. İşgal altında, buna karşı direnmemiz gerekiyor. Biz direneceksek biz kimiz? Biz bu Anadolu topraklarında yaşayan herkesiz. Tabii ki Ermeniler bunun içinde yok. Yahudiler etkisiz eleman o konuda, herhangi bir şeye karışmıyorlar. Rumlar yok. Neden? Çünkü hani Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında doğal ittifaklar vardır. Yani bir tarafta Ermeni işgali varken Ermeniler, Ermeni işgalini sağlayan Ruslarla vesaire ittifak halinde. O dönemin şartları içinde böyle. Dolayısıyla bir arada yaşama iradesini o dönemin Ermeni kanaat önderlerinde en azından görebilmek çok fazla mümkün olmayabilir. Rumlar da zaten hani Ön Asya ya da Küçük Asya'ya Yunanistan'ın işgali gerçekleştiği zaman tabii ki Yunanlıların Anadolu'da ilerlemesini doğal karşılamışlardı. Bu o dönemin savaş ortamı içinde herkes nereye gidebiliriz, nasıl yaşayabiliriz sorusuna cevap aramak için yola çıktığına göre bunlar normaldir. Peki geriye ne kalıyor? Anasır İslamiye dediğimiz İslami unsurlar, yani Müslüman unsurlar. Kimdir bunlar? Türklerdir, Kürtlerdir, Çerkezlerdir, Pomaklardır, Boşnaklardır vesaire vesaire. Hani Anadolu topraklarında biz bir arada yaşamak istiyoruz, başka işgal istemiyoruz diyebilen insanlar. İşte biz işgalden kurtulmalıyız. Kimdir bu biz? Bu biz bunlar. İçinde Kürt vardır, içinde Laz vardır. Farklı dili olan, farklı inancı olan, Alevi vardır. Dolayısıyla farklı inanç yorumu olan insanlar vardır, gruplar vardır. Ve böyle bir meclis bir anayasa yapıyor. O halde biz bu işgali nasıl karşılayabiliriz? Kendimiz olarak, kendi gönüllü birlikteliğimizle bir araya geldiğimizde bunu yapabiliriz diyorlar. 1920 Anayasası, 21 Anayasası böyle bir meclisin ürettiği bir anayasa. O yüzden yerel yönetimlere ciddi bir şekilde destek veriliyor. Yerel yönetimler güçlendiriliyor. Tabii bunda aynı zamanda Rusya'nın da etkisi yok değil. Hani Rusya'da halkların kendi kaderini belirleme ilkesini sosyalist bir perspektiften kabul ediyor ve o dönemin işte Yunan işgaline karşı, İngiliz ve Fransız işgaline karşı Ankara hükümeti sırtını bir miktar Rusya'ya dayamak istiyor. Çünkü Rusya da anti-emperyalist, Anadolu'da emperyalist bir işgal altında. Bu belli ölçülerde şura ilkesinin hayata geçirmesini kolaylaştırıyor ya da anayasada kabul edilmesini kolaylaştırıyor. Ama o meseleyi sadece onunla izah etmek mümkün değil. Kürtleri tam böyle bir ortamda gönüllü birlikteliğe nasıl davet edebilirsiniz? Otoritelerini, özelliklerini tanımak suretiyle ancak davet edebilirsiniz. Ve bu davet üzerine insanlar, evet biz Türklerle birlikte kardeş olarak bir arada yaşayacağız, dolayısıyla birlikte bu mücadeleye gireceğiz diye tercihte bulunabildiler. Örneğin İngilizlerden yana tercihte bulunmadılar. Ankara hükümetinden, dönemin en zayıf, hani sonu en iyi görünmeyen otoritesi Ankara otoritesiydi, Ankara hükümeti otoritesiydi. Ama bir kader birlikteliği vardı tarihte, biz yine birlikte olacağız diye tercihte bulundular mesela. İşte bunun yansıdığı bir anayasaydı 1921 anayasası. O yüzden yerel yönetimler çok güçlü olarak tanımlanmıştı. Halk egemenliği çok güçlü olarak anayasada tayin edilmişti, güvence altına almıştı. 1921 anayasası hem beka kaygısı vardır ama aynı zamanda beka kaygısına doğru bir kararın verdiği tek anayasadır Türkiye Cumhuriyeti. Yani beka kaygısı nedeniyle yaptıkları anayasa aslında 24, rasyonel bir anayasa. Bir anayasa diyorsun. Doğru cevap verebilen bir anayasa. Yani beka korkuya, yani panik haline girdiğiniz zaman önünüze gelen her şeyi yıkarak ilerleyebilirsiniz. Ama korkuyu görüyorsunuz, korkuya neden olabilecek olan unsurları, etkenleri görebiliyorsunuz, etrafta ne olup bittiğini görüyorsunuz. Ardından ya bir dakika, bir durup bir düşüneyim bakayım. Ne yapabilirim? Nasıl yapsam acaba bu korkuyu engelleyebilecek bir mekanizma üretebilirim? Bunu sorduğunuz zaman doğru bir cevap verirsiniz. 1921 işte bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde doğru bir cevabın verildiği tek örnek. Onun dışındakilerin tamamı yanlış cevaplardır. Özellikle yerel yönetimler bağlamda değerlendirdiğimiz zaman. 1921 Anayasası'na geldi, 24 Anayasası'na geçiş yapıldığında özellikle yerel yönetimler özelliği ortadan kaldırılıyor. Sadece tüzel kişilik vardır diye bir ifade vardır. Sonra iller, işte vilayet, yani iller, kasabalar, köyler diye üçlü bir kategori vardır. Bu kadar, başka bir şey yok. Yerel yönetimlerden başka bir söz edilmiyor. 61 ve 82 doğru da geçiş yapabiliriz. Herhalde çok farklı hayır, bir durum yok. Yani 61, 1924'ün o katı merkeziyetçi yapısını bir miktar yumuşattı. Yerel yönetimlerin özelliğini tanıdı ama bu özellik 1921 Anayasası ile ya da 1876 Anayasası ile kıyaslanabilecek bir şey değil.
Yani merkezin kontrolünde ve merkezin vesayetinde tam anlamıyla bir yerel yönetimler vardır. İşte karar organları halk tarafından seçiliyor, seçimle iş başına geliyor ama yetki alanı sadece mahalli müşterek nitelikteki hizmetler. Yani yolların tamiratı, duvarların boya badanasının yapılması, efendime söyleyeyim çöplerin toplanması, hastane işte duvarlarının vesaire falan yapılması gibi. Atık peki, su hizmetlerinin işte su şebekesinin falan çekilmesi bu kadar. Mahalli müşterek nitelikteki hizmet kavramının en dar yorumlandığı, dolayısıyla yerel yönetimlerin en yetkisiz olduğu bir özellik modeli. 1961 Anayasası ile getirildi. Yani 1924 Anayasası'ndaki siyasal tercihin ufak, küçük bir şekilde yumuşatılmasıdır aslında. Başka bir şey değildir. 21 ile hiçbir ilgisi yoktur. 82'de 1961 Anayasası'nın tercihini birebir aldı. Birkaç kelimeyle, ufak kelime değişiklikleri dışında herhangi bir şey yapmadı. Ve 1961'de 1982 Anayasası da 1924 Anayasası'nın izinden gidiyor. Dolayısıyla siyaset felsefesi, siyasal tercihleri, vatandaşa bakış açısı, yerele bakış açısı, insanların özellikliğine, bireysel özellikleri artı toplumsal özelliklere bakış açısına bakış açısı yönünden hiçbir farkları yoktur. Peki isterseniz biraz da vaktimiz de ilerliyor. Dünyada nasıl bu anayasalar, yani bu yerellik, bu dönem, anlattığınız dönem itibariyle dünyadan örnekler verebilir misiniz? Dünyada nasıl gelişmeler oluyor anayasalarda? Şöyle tabii yerel yönetimler, yerelliği, hani federalizmi biraz başka bir noktada bırakmakta yarar vardır. O siyasal adem merkeziyetçilik anlamına geliyor. Yani devlet içinde devlet ortaya çıkıyor. İşte bir üst federal devlet vardır, bir de onun altında federe devletler vardır, eyaletler vesaire falan vardır. Onların her birisinin merkezi devletteki yapılanmaya benzer yapılanmaya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar tabii ki ayrı şeyler ama yerel yönetimler Avrupa'da demokrasinin kurumsallaşmasıyla birlikte güçlenen ve anayasal güvencelere kavuşan yerler. Anayasaların bir kısmına baktığınız zaman yerel yönetimler doğrudan doğruya Anayasa Mahkemesi'ne müracaat edebiliyor. Yerel yönetimler Anayasa Mahkemesi üzerinden merkezin kendi haklarını gereksiz yere sınırladığından bahisle Anayasa Mahkemesi'nden karar alabiliyor, iptal kararları verebiliyor. Merkezde bir tane bir başbakan, ne bileyim bir yerel yönetimde bir belediye başkanlığı ya da bir oradaki evet bir belediye başkanlığı arayıp işte şu niye böyle olmadı, bu niye böyle oldu şeklinde hesap verebilme imkanı ve yetkisine sahip değil. Fransa, kıta Avrupası açısından söylemek gerekirse yerel yönetimler konusunda en katı örnek olarak gözüküyor. Diğer bölgedeki diğer ülkeler çok daha yerel yönetimler konusunda daha özerk, daha ileri adımlar atabilmiş vaziyette. Ama Fransa, hani Türkiye benzerlik arz edebilecek olan tek ülke Fransa diyelim. Fransa'da 2003 yılında yaşadığı anayasa değişikliğiyle yerel yönetimlerin özelliklerini bir anayasal hüküm haline getirdi. Bu açıdan bakıldığında Türkiye ile kıyas kabul etmez. Türkiye Avrupa Konseyi içinde neredeyse tek örnek. Bu kadar katı merkeziyetçi, bu kadar yerelin, bölgede yaşayan insanların iradelerini, tercihlerini, taleplerini tamamıyla göz ardı eden, bunlara kulaklarını ve gözlerini kapayan tek ülke neredeyse. Avrupa ülkelerine bakıldığında yerel yönetimler konusunda bir demokrasi standardı vardır. Demokrasinin yerelden başladığına inanılır. Ve Avrupa Konseyi'nin üstelik yerel yönetimler özellik şartı vardır. Avrupa Konseyi yerel yönetimler özellik şartına Türkiye'de imzacı devlet olarak katılmış vaziyette ama şehirleri vardır. Hangi maddeydi tam olarak hatırlamıyorum. 27. madde miydi? Şu an tam aklıma gelmiyor. Hafızam beni yanıltabilir bu konuda ama İşte yerel yönetimlerle yerel dillerin konuşulması, yerel ulusal azınlıklar arasında ilişkinin kurulduğu her bir yerde, dil ve ulusal azınlık ilişkisinin kurulabildiği her bir yerde, tabii ki her bir maddede Türkiye şerh koyuyor. İşte bu bizim anayasal düzenimizle bağdaşmaz vesaire tabii ki. Şerh koyduğu yerler, yerel yönetimler özellik şartının Türkiye'de etkinliğini ortadan kaldıran noktalar. Bu açıdan bakıldığında Türkiye ve Avrupa yerel yönetimleri özellik şartına tabidir, imzalanmıştır ama bunun Türkiye'de çok ciddi bir karşılığı falan yok. Karşılığı olan hususlara bakıldığında işte Türkiye'de yasa koyucu ve anayasa koyucuya takdir alanı bırakıyor. İşte daha fazla yerelleşme iyidir filan diyor. Yerel üye devletler şey yerelin özellikliği konusunda gerekli adımları atma hakkına sahiptir vesaire falan diyor. Yani bu ifadelerin yani Türkiye'yi belli bir noktada cesaretlendirebilecek bir etkisi ve gücü yok.
Bu Avrupa özellik şartı, hatta daha doğrusu Avrupa Birliği sürecini alırsak aslında 2000'li yılların ilk yarısında, daha doğrusu 2000 ile 2005 gibi bir dönemde bizde uygulamayla ilgili, evet, bir takım yasal düzenlemeler, bir motivasyon var. Bir şeyler oldu diye hatırlıyorum. Boyutu ortaya çıktı. Bu tabii şöyle, yerel yönetimler, yani Türkiye'nin o dönemdeki şansı AK Parti iktidarının bir yerel yönetimlerden doğan bir iktidar olmasıydı. AK Parti yerel yönetimler olarak merkezin kendi otoritesini, kendi alanına kadar daralttığını, merkezin müdahalesi nedeniyle yerelde belediyelerin nasıl hizmet veremedikleri, nasıl hangi tür engellerle karşılaştığını bilen bir siyasi parti olarak iktidara geldiğinde ilk bu konuda bir duyarlılık içinde hareket etti. Ve yerel yönetimlere özellik şartı bu dönem önem kazandı. Ve Türkiye bunu çok tartıştı mesela. Ve Türkiye o konuda bir adem merkeziyetçilik hamlesi başlattı. AK Parti o hamleyi başlattı. İşte Ömer Dinçer'in Başbakanlık Müsteşarlığı döneminde bu konularda ciddi hamleler oldu ve kamu yönetimi reform kanun tasarısı hazırlandı ve 1921 Anayasası'ndaki mantığa çok yaklaşan kanuni çalışmalar yapıldı, yasa çalışmalar yapıldı. Hasbelkader ben de o dönem Anayasa Mahkemesi'nde ve bunların hepsi önemli ölçülerde Anayasa Mahkemesi'nin önüne geldi ve o yerel demokrasi konusundaki mücadeleyi de ben Anayasa Mahkemesi'nde kendi başıma vermek durumunda kaldım. kamu yönetimi reform çalışması maalesef dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in vetosuna takıldı. Ondan sonra yine dönemin muhalefet partisinin çok yoğun ve güçlü bir muhalefeti nedeniyle bunlar kanunda ikinci defa, anayasada ikinci defa, mecliste ikinci defa görüşlemedi ve kaldı öyle. Ve onun çıkarılamayacağı anlaşılınca, hani tabii AK Parti reformlar konusunda adım atmaya çalışıyor ama bir yandan da çekiniyor. Yani AK Parti'nin kendi beka sorunu da vardır o dönemler içinde, bunu tabii ki inkar etmemek mümkün değil. Beka sorunu var ve beka sorunu da, beka sorunu nedeniyle de yani çok çok riskli adımlar atmaması gerekiyor. Yani o yüzden biraz bu kanun çalışmalarını durdurdu. Sonra daha alt seviyede, daha ikincil düzeyde, daha soft bir şekilde işte il özel idaresi kanunu yeniledi. Belediye kanunu yeniledi, büyükşehir belediye kanunu yeniledi. Bu üç temel kanunu vardı. Bunları yenilemeye çalıştı ve bunlar üzerinden bir miktar yerel yönetimlere alan açmaya çalıştı. Tabii bunları yaparken artık çok yoğun bir şekilde Türkiye, işte AK Parti emperyalistlerle ittifak yaparak işte Türkiye'yi bölmeye, parçalamaya çalışıyor. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesinde esasen budur. Cumhuriyet Halk Partisi de işte devlet bölünüyor ve parçalanıyor diye Anayasa Mahkemesi'ne iptal müracaatları, yani iptal yönünde müracaatlar da bulunmuştu o zaman. Hatta Ahmet Necdet Sezer de aynı şekilde Anayasa Mahkemesi'ne müracaatta bulundu diye hatırlıyorum. Anayasa Mahkemesi dönemin şeyinden, nasıl söyleyelim, o havasından, hakim havasından kaçamadı ve yerel yönetim, belediyelerle ilgili yanlış hatırlamıyorsam 14. maddeydi, belediye kanunu 14. maddesi. Yerel yönetimlerin önünü bir miktar açan, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla kamu hizmetlerinde belediyeyi genel yetkili kılan. Zaten anayasada bunu söylüyor aslında. Fakat Anayasa Mahkemesi bunu bile tehlikeli görerek iptal etti o zaman. Yani şok içindeydim. Ya nasıl böyle bir şey olabilir? Tabii ki Anayasa Mahkemesi kararlarına, karar gerekçelerine yansıyan bir şey yoktu ama içeriden hani benim bildiğim bilgiler vardı. O da şöyle, işte Türkiye çok hassas bir dönemden geçiyor. Osman Bey'sin dediğiniz her şey çok haklı ama şu an tehlikeli bir noktadan geçiyoruz. O yüzden kusura bakmayın, başka şekilde biz karar falan veriyoruz diye. Yani hani böyle söylemlere, böyle diyaloglara şahit olmuştuğumuz var. Ve Anayasa Mahkemesi o zaman bunu engelledi. Ve mevcut anayasal düzende o dönemden bugüne kadar yerel yönetimler konusunda çok ciddi bir gelişim olmadı. AK Parti de zaman içinde işte merkezdeki otoritesini güçlendirdikçe, merkezden ülkeyi yönetmenin kolaylığını, konforunu yaşayıp görmeye başlayınca bu sefer 2004 yılında, 2005 yılında bu yerel yönetimlerde attığı adımların önemli bir kısmını zaman içinde peyderpey geri almaya başladı. Yani belediye başkanları vardı, daha sonra bakan oldular mesela. Belediye başkanı iken çok güçlü bir şekilde yerel yönetimlere
merkez karışmamalı, yerel yönetimin önü açılmalıdır derken, bu yönde propaganda yaparken, bakan olduktan çok kısa bir süre sonra, ya bir dakika, yerel yönetimler niye bu kadar çok yetki kullanıyor, bütün bu yetkileri merkeze bağlamak lazım deyip politika üretmeye başladı, söylem üretmeye başladı. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin yerel yönetimler konusundaki temel zafiyeti ve temel problemini ortaya koyuyor işte. Bütün yetkiler merkezde toplandığında merkezde otoriteyi, gücü ele geçiren bütün yetkiler orada toplamaya devam eder ve her konuda karar vermeye başlar. Ve her konuda karar verdiği yerde zaten demokrasi olmaz. Evet, bir de toplumun bütün bunları algılamasıyla ilgili değişik sonuçlarla karşılaşıyoruz. Aslında yerel demokrasi, adem merkeziyet, işte yerinden yönetim deyince Kürt vatandaşlarımızın bunu daha çok gündeme getirdiği, daha çok dillendirdiği gibi bir algı var. Hatta toplumun diğer kesimleri bunu bir sorun gibi görebiliyorlar. Yani bir objektif bakışla değerlendiremeyebiliyorlar. Bu biraz da benim kişisel algım. Bununla ilgili ne diyeceğiz? Yani sanki toplumun diğer kesimleri, Kürtler bunu dile getirdikçe bu yerel yerinden yönetim haklarından vazgeçiyorlar gibi bir pozisyona geliyorlar. Bununla ilgili ne düşünürsünüz? Ergen psikolojisi diyelim ya da çocuk psikolojisi. Yani yanındakinin de yani hasmı olarak bellediği kişinin bir şeye sahip olmasındansa kendisinin dahi o şeyden mahrum kalmasını tercih eden bir ruh hali. Kürtlerin de yani Kürt olarak değil aslında Anadolu'da yaşayan her unsur. Bunların yerel yönetimler konusunda özellik kazanması Türkiye Cumhuriyeti'ni ortaya koyan bir gerçektir. Yani o olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti şu an olmazdı. Şimdi işte efendim Doğu, Güneydoğu bölgelerine hani yani daha doğrusu özellik falan verirsek, yerel yönetimlerin önünü bir miktar daha açarsak işte oradakiler şöyle yapar, böyle yapar falan diyorsak 1920 ruhunu yani Kurtuluş Savaşı'nı, o destanı anlamamışız demektir. O dönemlerde insanlar bu sayede bir araya geldiler. Türkiye Cumhuriyeti bu sayede ortaya çıktı. O halde yine bir arada, gönüllü olarak bir arada olan, bir arada yaşamaya karar vermiş, kader birlikteliği yapmış olan o insanların da sizler gibi yerel yönetim özelliğinden nerede yaşıyorlarsa, İstanbul'da yaşıyorlarsa İstanbul'da, Muğla'da yaşıyorlarsa Muğla'da, Mersin'de yaşıyorlarsa orada, Diyarbakır'da yaşıyorlarsa Diyarbakır'da, tabii ki anayasal çerçeve içinde, tabii ki hukuk devleti sınırları içerisinde, tabii ki ülkenin bütünlüğünü tehlikeye atmamak şartıyla, buna hiç kimsenin hakkı yok, atmamak şartıyla ama bulunduğu bölgelerde kaldırımların nasıl düzenleneceği, o bölgede işte caddelerin nasıl düzenleneceği, o bölgede ne bileyim adalet hizmetlerin gerekiyorsa nasıl yürütüleceği, zabıta işleri nasıl yürütüleceği konusunda da söz hakları olsun. İnsanlar kendi hayatlarına tekabül eden, kendi hayatlarını somut bir şekilde etkileyen kararlar neyse o kararlara da katılabilsinler. Bunun Kürtlükle, Türklükle bir ilgisi yok. Dolayısıyla İzmir'in de aslında sorunudur, Edirne'dekinin de sorunudur. 2010 yılında biz yeni anayasa platformu oluşturduk ve Türkiye'nin her tarafında dolaştık. Ve insanların her tarafta, Edirne'yi de, İzmir'i de, Muğla'yı da dolaştık. Her tarafa gittik. Kars, Erzurum, Diyarbakır, Batman, buralarda gittik. Ve insanların ortak çağrısı şuydu. Yani bizimle ilgili, bizim mahallemizle ilgili, bizim hayatımızı doğrudan etkileyen kararlara niye merkez karar veriyor? Ne bileyim bir hemşirenin atanması konusunda niye merkez karar veriyor? Niye insanların büyük bir kısmı ya da Türk Hava Yolları, öyle söyleyelim, Türk Hava Yolları kendi bulundukları bölgelerde küçük bir atamayı yapmak üzere Ankara'ya yola çıkanlardan oluşan, onların taşımacılığını yapan bir hava şirketi, hava yolu şirketi niye oluyor örneğin yani? Bu tür eleştiriler ve bu tür çağrılar vardı yani. Diyarbakır'daki bunun içine bir miktar ideoloji koyuyor, bir miktar daha Kürt etnisitesi referanslı bazı unsurlar koyuyor. Edirne'deki ise daha başka bir şekilde bakıyor. Ama Edirne'deki insanımız, Erzurum'daki insanımız, İzmir'deki insanımız, herkes evet yani merkeze o kadar da bizim hayatımıza karışmamalı diyebiliyor. Bu açıdan bakıldığında hepsi için ortak yarardır yerel yönetimlerin güçlü olması. Gezi olayları başladı Türkiye'de. Gezi olayları nerede başladı? Diyarbakır'da mı başladı? Hayır. Gezi olayları İstanbul'da başladı. Taksim'de başladı. Taksim'deki problem neydi? Gezi Parkı meselesiydi. Oraya bir kışlanın yapılabilmesi meselesiydi. Ve o yerel insanlar, bir sorun. Yerel bir meseleydi ve yerel meselelerle ilgili olarak o bölgede yaşayan insanlar karar versin. Ama lütfen
Mesele buydu. Ama burada Türkiye'nin genel bir siyasal problemi olduğu için bir yerde ufak bir haklılık ortaya çıktığında bu çok hızlı bir şekilde siyasal bir ajitasyona ya da siyasal bir hamleye, siyasal bir direnişe dönüşebiliyor. Dönüşebilme potansiyeli vardır çünkü Türkiye'nin anayasal düzeni demokratik değildir. Nerede, hangi yerde bir ufak bir kıvılcım ortaya çıkarsa siyasal bir dille tercüme edilebiliyor ve siyasal bir ajitasyona dönebiliyor. Bu potansiyel vardır. Bu potansiyel Türkiye'nin işte gerek yerel yönetimler konusunda ve gerek merkezi yapı konusunda demokratik olmadığını da göstergesi. O halde doğru kararı verebilmek gerekiyor. Evet. Peki son bölüme geliyoruz ve tabii ki bugüne biraz bakalım. Evet. Şimdi önemli bir anayasa değişikliği çalışmasının tam ortasındayız. Ve işte tırnak içinde Cumhurbaşkanlığı da altında bir yürütmenin Cumhurbaşkanı'na devredileceği bir değişiklik var. Şimdi bununla yerel yerinden yönetim ya da yerellik, yani konuştuğumuz bütün bu konuların ilişkisine biraz evet. bakabilir miyiz? Yani aslında ben sorumu şöyle de değiştirmek istiyorum. Şimdi bu çalışmalar sonucunda ikinci aşamada işte belki bir referandum gündeme gelecek. Buradan da evet çıkarsa bu değişiklik gerçekleşecek. Bu ülke için çok büyük bir bölüm negatif düşünüyor. Belki de aynı miktarda bir bölüm de pozitif düşünüyor. Pozitif. Ama evet ya da hayır çıkması, ikisinin de sonucunda bir takım fırsatlar da belki çıkacak. Yani pozitif anlamda söylüyorum. Böyle bir ihtimal var mı? Buraya biraz girelim isterseniz. Şöyle söyleyelim. Yerel yönetimler insanların hak ve özgürlüklerini daha rahat kullanabilmesinin imkanıdır. Yerel yönetimler ne kadar özerkse, tabii ne kadar derken sonsuza kadar giden bir akıl yürütme değildir. Belli bir anayasal çerçeve içinde yerel yönetimler özerk olduğu zaman o bölgede yaşayan insanlar daha otonom, daha kendi kararlarını kendileri verecek şekilde bir yaşam sürdürebiliyorlar. Bu ülkenin demokrasi kalitesine ciddi bir şekilde katkı sağlıyor. Demokrasinin aslında mümkün kılıyor. Bireysel özellik, aile özelliğine, toplum özelliğine, mahalle özelliğine, oradan şehir özelliğine doğru gidiyor. Oradan bir ülkenin aslında özelliğine doğru gidebilen bir şey. Bir kere bunun altını çizelim. İkinci bir boyut vardı. Yani bir özgürlük ve özellik boyutu vardı. İkinci olarak da iktidarın sınırlanması boyutu vardır. Yerel yönetimler güçlü değilse merkezdeki otoriteyi sınırlandırabilme, dengeleyebilme imkanı çok fazla yoktur. Çok fazla yoksa bu durumda erkler ayrılığı dediğimiz ve aslında yine özgürlüklerimizin garantisi olan mekanizmalar çok fazla çalışmayabilir. Parlamenter sistemde de böyledir, başkanlık sisteminde de böyledir. Almanya bir parlamenter sistem, İtalya, İspanya bunların hepsi birer parlamenter sistem ve bunlarda yerel yönetimler inanılmaz bir şekilde güçlüdür. Yani İtalya ve İspanya bölgeli devletlerdir. Almanya federasyondur. Her bir eyalet içerisinde ama yerel yönetimlerin inanılmaz özgürlükleri vardır. Yerel yönetimler doğrudan doğruya Anayasa Mahkemesi'nin muhatap alabildiği anayasal kurumlardır, anayasal organlardır. Doğrudan doğruya bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapma yetkisine sahiptirler ki Türkiye'de böyle bir şey yok. Üstelik bizde sosyal katmanlar biraz daha çeşitli. Yani çok kültürlülük daha geniş bizde. Daha çeşitli. Dolayısıyla aslında bu yerelliği Türkiye'nin dinamizmle dönüştürebilme potansiyeli İtalya'dan daha fazla vardır Türkiye'de. Ama biz o potansiyeli yıkım potansiyeli olarak yorumladığımız için kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Bu ayrı bir hastalıklı yapı. Şimdi yerel yönetimlerdeki yetki aynı zamanda yürütmenin, merkezdeki yürütmenin sınırlandırılması işlevini de yerine getirir. Biz buna yasama, yürütme, yargı diye üç erkin birbirini dengelemesi ve sınırlamasından bahsediyoruz. Ama bir de bunlar yatay erkler ayrılıdır. Yani aynı düzlemde yürütme, yasama, yargı birbirinden ayıracağız bunları. Bunlar ayrı yetkilerle donatılmış olacak ve her birisi kendi yetkisini kullanırken ötekinin de aynı zamanda sınırını çizmiş olacak. Bu denge denetim demektir. Bu ülkenin sağlıklı bir demokrasiye sahip olduğunun göstergesi. Ama bu yetmez aynı zamanda düşey erkler ayrı. Yani merkezdeki yetkilerin, idari yetkilerin örneğin özellikle bu yürütme açısından geçerli. Merkezdeki idari yetkilerin yereldeki idari yetkilerle ve kurumlarla dengelenmesidir. Dolayısıyla yerel yönetimler aynı zamanda iktidarın sınırlandırılması, dolayısıyla akılcı hale getirilmesinin de en önemli aktörlerinden bir tanesidir. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti anayasalarına baktığımız zaman 1921 anayasası hariç yerel yönetimlerin böyle bir özelliği çok fazla yok. Mevcut anayasal değişikliğe başkanlık sistemine geldiğimizde yerel yönetimler konusunda bir şey getiriyor mu? Hayır, hiçbir şey getirmiyor. Yani
çok sınırlı bir yerel yönetimler özelliği. Dolayısıyla demokrasiye katkı sağlaması çok sınırlı olan bir yerel yönetimler özelliğine dokunulmadan bunun üzerine başkanlık sistemi konuyor. Başkanlık sistemine geçildiğinde yerel yönetimleri aslında daha fazla güçlendirmeniz gerekiyor. Parlamenter sistemde olmadığı kadar güçlendirmeniz gerekiyor. Çünkü başkan zaten güçlü. Başkanı bir yandan parlamento ile güçleri dengelerken bir yandan da yereli güçlendirmek ve başkanın yetkilerini yerelle sınırlandırmak gerekiyor. Başkan yerelin alanına asla asla girmemeli. Trump işte kıyameti koparıyor, esip savuruyor, Twitter üzerinden dünyanın gündemini vesaire falan belirliyor. Ama Trump New Orleans'taki valinin işine karışamaz, oradaki bir belediyenin işine hiçbir şekilde karışamaz. O kadar güçlü değildir mesela. Federal devlet. Federal devlet olmasa dahi başkanlık olması nedeniyle böyledir. Çünkü onun yetkisi federasyonla sınırlıdır, yetkisi merkezle sınırlıdır. O dengelenmiştir, yerel yönetimlerle dengelenmiştir. Başkanlık sisteminde bu ihtiyaçtır ve Türkiye'de bunun yapılmış olması gerekiyordu, bu yapılmadı. Yani dolayısıyla yerel yönetimler konusunda bir iyileşme ihtimali yok. Hani bir şans yok aslında. Bir pozitif bir durum yok. Yasalarda ve anayasada yerel yönetimlerin durumunu sıkıntıya sokabilecek ya da onların durumunu daha da güçlendirebilecek, daha da iyi bir hale getirebilecek herhangi bir değişiklik bu pakette yok. Ama şöyle bir şey vardır. Parlamenter sistemde yerel yönetimler konusu, yerel yönetimlerin güçlü olmasına yönelik ihtiyaç düzeyi çok yüksek değilken başkanlık sistemini de aslında daha da güçlendirmek gerekiyor. Şimdi başkanlık sistemine geçildiği halde yerel yönetimlerin durumunun aynı şekilde bırakılmış olması aslında bir olumsuz bir duruma işaret ediyor. Aslında bir geriye gidiş olarak da nitelendirilebilir. Yani bu açıdan bu değişiklik yapılırken bir yandan da yerel yönetimler güçlendirilmiş olsaydı Türkiye için daha pozitif bir çıkış noktası yakaladık diyebilirdik. Peki bu durumda bekleyeceğiz ve göreceğiz sonuçları. Evet, evet, bekleyeceğiz, göreceğiz. Yani bu ortaya çıkacak olan sıkıntıları bir şekilde Türkiye tecrübe edecek, deneyim yaşayacak, acı deneyim de olabilir. Ama bunların sonucunda herhalde hepimizin aklı başına gelecek veya bir dakika böyle olmuyor falan diyeceğiz. En azından 1920 meclisindekilerin sahip olduğu özgüvene ya biz de sahip olmalıyız. Bu ergen psikolojisinden kurtulmalıyız demek suretiyle herhalde daha doğru bir yola tevessül edeceğiz diye bekliyoruz, ümit ediyoruz. Peki, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Bugünkü konumuz anayasada yerellikti. Şehir Hepimizin programları önümüzdeki haftada devam edecek. Tabii anayasada yerelliği Osman Can'la, Profesör Osman Can'la beraber konuştuk. Önümüzdeki haftaya kadar bize ulaşmak isterseniz istanbulhepimizin.org web sitesinden ve istepimizin Facebook ve Twitter adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.